Yani gerçekten çok meşhursunuz yani. Çok güzel şeyler konuştunuz. Çok sağ olun. Harikasınız yani. Bugün ben hemen Hollanda'dan geleyim yurt dışına. Hollanda'dan evet, hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl hoş bulduk. Bu adam geçmiş bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Sizin gözlemleriniz nedir efendim? Neyle ilgili? Bu gelişinizde ekonomik ve sosyolojik olarak ne durumdayız? Ekonomik olarak Hollanda yaşadığım için. Yani ben bu konuda pek fazla bir şey demeyeceğim ama herkes mutlu şu anda yani bilmiyorum ben öyle öyle görüyorum insanlar hani bir şey yok. Bir herkes rahat, relax. Yani bizim başımıza gelenlerin onda biri başka bir ülkeye gelse, Avrupa'ya gelse öyle diyelim bayağı evet, bir evet. olay çıkar ama biz gerçekten sabırlı bir millet. Çok aşırı sabırlıyız ve gerçekten Türk milletini tebrik ediyorum ben yani ben büyük bir sabır, büyük bir dayanışma ne bileyim. Ben Hollanda şu mesela, Hollandalılar da öyledir yani Hollandalılar da öyle çok sabırlı ama Fransızlar öyle değil. Fransız halkında mesela 1789'da bir basal aldığım zaman ihtilaldi. Gerçekten adamlar yani büyük işler yapmışlar ve gerçekten demokrasi getirmişler. O yıllardan bahsediyorum. Bir de bu şey film vardı. Ekmek yemeğin pastayı diyen bir evet. onu filmi izledim. Bak o kadın sonu ne oldu biliyor musunuz? Kadın kafası kesildi yani. Yani idama kadar onun filmi izledim. Ben o başka bir olay. Yani bedellerini ödediler diyorsunuz. Ödediler, ödediler ama bak Avrupa'da en böyle bilinçli toplum iki toplum var. Bir Fransızlar bir de Almanlar. Onlar da çok sağlam. Bak, sebebi iki, nedir bunun? Anlatacağım. Eğitim şimdi bu birinci ve ikinci Dünya Savaşı'nda bunlar normalde yani biz girseydik mesela yani o refah o şeye gelemezdik mesela. Mesela benim babam Hollanda'da ilk gidenlerden 1960'lı yıllarda. Siz orada mı doğdun? Orada doğup büyüdüm ben. Orada büyüdüm. Hollanda'da doğdum. Ama eğitim için buraya geldim. Bir 10 yılım burada geçti. Tekrardan Hollanda'ya döndüm. İki tarafı da değerlendirebiliyorsunuz aslında. Tabii değerlendiriyoruz. Peki nasıl özlüyor musunuz buraları yoksa oralara diyor musunuz artık evim orası diyor. Tabii. Burayı her zaman tabii ki özlüyorum yani. Burası benim memleketim. Ben İzmirliyim. İzmir çocuğuz yani. Burada okuduk, gittik. Bütün herkes burada yaşıyor. Ama şey söyleyeceğim size. Buranın doğası, dünyanın en iyi doğası bence Türkiye. Neden dersiniz? Ben birçok yere gittim. Yani Türkiye'nin doğası bambaşka, çok güzel yani. Dört dörtlük bir doğamız var, denizimiz, ondan sonra dağlarımız falan, çok güzel. Peki ne diyorsunuz? Siz tahmin ediyor muydunuz Tayyip Bey'in tekrar kazanacağını yoksa muhalefet bu defa alır diyenlerden miydiniz? Benim ümidim vardı muhalefete. Ben anlatacağım, ben kendim Hollanda'da Kemal Başkan'a oyumu verdim iki kez. Evet. Ama bunu yayınlarsınız sevinirim. Normalde baktığınız zaman çok büyük hataları oldu CHP'nin. Neden de hataları oldu? %25 zaten alıyorduk. Biz sen kalkıp da 40 vekili neden verdin? Yani 40 vekilin sonucunda tamam mı? Ne oldu? Bize bir şey kazandırmadı. Daha da yani bence yani bilinçli bir şekilde yapılmadı o yani. Ben bak bu yüzden onu oraya geleceğim. Bu yüzden ilk kere Kemal Başkan'a verdim ben. Gittim vekillik içinde Erkan Baş'a verdim, TIP'a verdim. Protesto ettim ve gerçekten de benim gibi milyonlarca insan bunu yapmıştır yani. İnanıyorum. İstanbul Belediyesi kaybedileceği konuşuluyor. Yok Ekrem ben tahmin etmiyorum. Ne diyorsunuz? Ben tahmin etmiyorum. Kazanabilir mi Ekrem Başkan? Ekrem Başkan bence çok başarılı ve çok güzel gidiyor. Bilmiyorum yani halka bağlı bu yani. Aday dahi yapılmaz belki diye konuşuluyor içeride. Kıyamet kopuyor şu an. Bizim yani yedik göbek sülali CHP'li. Gittim yine ilk kere Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim ama yani sana bana bu kardeşime sordu mu? Ben 40 vekili sen nasıl verirsin sen ya? Yani sen babanın şeyi çiftliği %1 bile oy almayan partilerdi bunlar. %1 bile. Bravo. Bravo. %1. %1. Tamam da bir de onlar kalkıp yani bir biz anamızın akıyla biz aldık demesi bir iyice tepemi attırdı. Bilmiyorum yani ben öyle ya görüyorum. Bu hep altılı masanın suçu işte. Yani şimdi hepsi evet. suçlular ama evet. lider Kemal Bey olduğu için ister istemez muhalifler de Kemal Bey'e karşı artık istifa etsin diyor. Bence etsin. Çünkü neden dersiniz önünü açmalı. Şimdi bunun emekli tüm torunları falan var. Gitsin tamam versin güzelce. Tamam başkası geçsin diye düşünüyorum. Çünkü 13 yıldan beri başta. Eğer olursa bence CHP adına daha başarılı olur diye tahmin ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii. paranız burada 28-27. Evet, evet. 30'da 35'lere evet. gidebilme ihtimali artık var, çok yüksek. Var. Evet. Ne konuşuyor? Oradaki bugün bir şey bozdurdum ben. Göstereceğim size şöyle. Yani şurada yazıyor. Yani İsveç frangı bozdurdum da. Evet. Onun parası daha değerli. Evet. Yani, ne kadarmış o? 29. 29. Sterlin'de 31 galiba. 31-32 evet. Evet. Nasıl paralar bunlar böyle? Ne olduk abi biz? Yani en iyi para bence sterlin yani. Bence buradaki insanları söyleyeyim yatırım yapacaksın sterlin alın. Maaşınızı yani sterlin yatırın. Yani bence en iyisi o. Veyahut da anneden babadan arsanız varsa
Tamam mı? Bence çok iyi dönemdesiniz yani. Yani ben öyle görüyorum. Çünkü geçen gün Urla'ya gittim. Urla'da hani bir gece kondu 6 milyondan başlıyor. Tabii tabii. Malı olanlar vurdu da malı olmayanlar mahvoldu. Ama bak, ben şeye karşıyım. Ben emlak işiyle uğraşıyorum o alanda. Yani Avrupa'yla fiyatlar aynı oldu. O çok saçma. Çünkü ben orada gördüğüm için, çünkü mesela bir şey anlatacağım size. Sen fiyatı aynı yapamazsın sen. Çünkü sen, biz orada euro alıyoruz ya, sen kalkıp da burada euro bazında maaş alır gibi sen fiyatı endeksliyorlar yani. Yani burada ev alacağımız bir paraya Hollanda'da da bir ev alabilir miyiz? Tabii bir örnek vereceğim işte. Mesela bir 10 milyondan bahsediyorum. Yani 100 bin euro ne yapar mesela? 300 bin yapsa. 3 milyon. 3 mi pardon, 3 milyon özür dilerim. 3 ile çarp 10 milyonu. Sen 300 bin euroya orada çok rahat bir ev alırsın. Alabilir misin? Bahçeli ev alırsın, bir tane alırsın. Bahçeli ev hem de. Evet evet, o alırsın. Filmlerde gördüğümüz değil mi? Evet evet, evet başlıyor işte. 250 bin dolar Amerika'da zaten alıyorsunuz zaten yani öyle. Hollanda'ya gelmek isteyen Türk kardeşlerimiz var, öğrenciler var. Onlara ne önerirsiniz? Ufak öneri alalım sizden, orada yaşayan birisi. Çalışmaya gelmek istiyorlar. Gelmek istiyorlar. Evet. Hem bu çok önemli bir olay. Çünkü bana da bir sürü e-mailler geliyor. Ben nacizane tavsiyem şu. Yazılımcılar mesela çok rahat gelebiliyor. Mesela yazılım mühendisleri gelebiliyor. İşte doktor, ondan sonra hemşireler yani iyi seviyede. Ama şu var, muhakkak bir İngilizce olması, yabancı dil olması lazım. Bu çok önemli. Yabancı dil şart. Yoksa çok kötü eksiğe düşer. Giremez zaten. Yani ortama çok giremez. Yani doktor da zaten gelemez. Çünkü orada bir sınavları var. Yani onu vermesi lazım. Ondan yani sonra inşaat işçileri mesela çok yapılmayan işler var ya. Mesela evet, işte hamam. Evet. Vesaire. Bunlardan da istek geliyordu doğru, Avrupa'da. Ama doğru, dediğiniz gibi dil olması lazım. Yoksa evet, sıkıntı. Başka bir yol daha var. Evlilik yoluyla mesela. Evet. Ben şu anda 50 yaşındayım. Eskiden mesela Marmaris'te yat limanı çalışırken, yani daha gençken, genç arkadaşlara söylüyorum. Yani o zamanlar tabii daha rahat. Siz bir kız, 50 yaşında mısınız? 50 yaşındayım ben. Maşallah. Nasıl 50 yaşındayız? Avrupa'nın şeyi var değil mi? Abi, dert yok, tasa yok. 42-43. Eyvallah. Bunu bak kayda giriyor değil mi? Bak bunu ben izleyeceğim ben seni biliyorum. 50 imkansız normal. 50-70'lüyüm mi? Maşallah. Ama şunu söyleyeceğim. Siz mesela gelmek istiyorsanız yabancı dil şart. Evet. Ondan sonra şey lazım. Evlilik önemli. Şey diyeceğim. Normalde becerin, kaliten varsa, yani yabancı dilin varsa yani evlilik yapıp da öyle gidersiniz zaten. Başka türlü gelemezsiniz yani. Sizce Avrupa'nın en rahat ülkesi neresi? İsviçre. Çünkü benim kankam şu anda orada yaşıyor. En güzel ve para verim de çok iyi. Yani şey yok orada yani. Çok rahat. Bir de çok şey söyleyeceğim. Oranın asgari ücreti 4000 franktan başlıyor. Yani bak, Hollanda'nın asgari ücreti 1850 euro. Ondan sonra Almanya'da keza aynı. Ama gideceksiniz mesela, yani oradan emekli olmak istiyorsunuz, en az 4000, yani asgari ücret 4000 franktan başlıyor. 4000 franktan hesapla bakalım. Yani burada istediğin evi, arsayı alırsın burada çok rahat yani. Evet. Öyle. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hollanda'daki tüm vatandaşlarımıza, gurbetçilere, evet, gurbette selamlar, hürmetler. Dilimizi konuşan herkese saygılar, selamlar diliyorum. Bak, iyi günler. Her akşam sizi seyrediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Vallahi Hollanda'dan geldik. Hollanda'dan, hoş geldiniz. Her akşam seyrediyoruz sizi. Nasıl buldunuz abi? 28-29 şu an diyor. Ya ama her şey pahalanmış şu an. Pahalı değil mi? Evet, her şey pahalı. Abi su gibi para gidiyor diyor musun sen de? Sürekli aynen bozduruyormuş gurbetçiler. Vallahi sürekli bozduruyormuş. 100 euro, 100 euro. Benim oğlan bozduruyor. Değil mi? 100 euro, 100 euro gidiyor bir yandan. 100 euro olsa yine ya. Sen hayatından memnun musun abi? Hollanda'da yaşamaktan. Ben bir şey anlatayım sana. Ben de Eşrapaşa'da doğdu büyüdüm. Kemeraltı'nda çalışıyordum eskiden. 28 sene oldu gideli. Diyorum iyi ki gitmişim yani. Vallahi iyi ki gitmişim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hala yani üzerinde o Eşrefpaşa'da havası var. Vallahi ya. Omuzlar falan hafiften böyle Eşrefpaşa. Yok kalmadı ya. Eski kabadayıların mekanı. Yani kabadayı kalmadı yani şimdi. Kalmadı ama ya, olsun, havası gene yani de var kardeşim. Mardin oldu şimdi. Vallahi ne diyeyim yani vallahi. Abi bir şey söyleyeceğim. Hollanda'da yaşarken ya ben şu ülkede yaşamak istiyorum dediğin bir ülke var mı? Hollanda. Hollanda'yı harbiden. Ya Hollanda ya. Gerçekten öyle. Hiç demiyorsun yani Finlandiya'ya gitsem mi, Almanya'ya gitsem mi? Oralar amatör ya. Almanya, Hollanda ya. Almanya, Hollanda. En yani sevdiğin sosyal haklar nedir? Yani oh be ne güzel. Bence. Yani yaşam garantisi sosyal devlet yani, anlatmamıza gerek yok. Hukuka güveniyorsun. Ya da üzerim onlar da yani. Burada yok mu? Burada da var. Abi burada yok var mu? Da bazen işliyor bazen evet, işlemiyor kafalarına ya göre burada. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi Fransa'daki gibi mesela Hollanda'da yapsalar polis vurdu mu çöpe oturtturur herhalde. Değil mi? Sert. Bilmiyorum burada polis yapıyor mu öyle. Burada polisler daha kibar yani beyefendi. Tabii tabii ama İzmir polisi biraz serttir. Mesela evet, Adana, Mersin insanları sert. Oranın da polisi daha anlayışlıdır. Değil biraz mi? Öyle ayar yapmışlar ama Türkiye'de öyle mülteci falan kemiklerini kırarlar. Çok var değil mi? Burada da var. Burada yani çok var abi. Burada kayıt dışı da var. Afganlar ama bak ben geldi. Şimdi anlatayım sana. Ben 80'lerin sonunda o zaman geldim. Ben şimdi 52 yaşındayım. Vay be. O zaman İzmir bu kadar kalabalık değildi ya.
senin dediğin zaman. O şekilde değildi ya. 1 milyon kişi var İzmir'de. İnan ben dedim abi, belki denk gelir biliyorum ya, Konak'ta karşıya kadar. Şu an Buca'da 1 milyon kişi var abi. Buca'da 1 milyon kişi var. Buca'da 1 milyon kişi var. Valla bilmiyorum da ya. 3-4 milyon kişi var. Mesela toplu taşıma binmeye kalkıyorsun, aynı İstanbul gibi oluyor yani yavaş yavaş burası. Yani. Allah korusun abi, o kadar da olmasın. Yani. İstanbul'da yaşanmaz. Aslında ülkemiz güzel de biraz yani düzen olsa ekonomi yani. Bu ekonomi çok... euro sence gider mi? Hiç. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. İstediğin böyle gelen insana sor. Yani 100 dolarmış, 200 dolarmış falan bozdur, hiç paranın şeyi yok yani. Direkt gidiyor. Hiç bir şeyi yok yani. Çok şey olmuş burada, ne bileyim yani. Pahalı, bize göre bile pahalı yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bu seçimlerin sonucunu önceden tahmin ediyor muydun böyle olacağını? Yoksa... Ben sana bir şey söyleyeyim ya. Ya yurt içindekiler neden veriyor biliyor musun? Mesela vatan şeyini. Anlatabildim mi? Hep böyle vatan, gelelim buraya, vatan, bayrak, şey. Orada mesela herkes mesela, ben oy kullanmadım yalan söylemiyorum. Orada herkes sosyalist partilere veriyor. Sol partiler çünkü seni savunuyor, aklını savunuyor. Sağ partiye veremez, hepsi kafa tasçı, kuru kafacı yani. Dışarıdan gelenlere ya, iyi bakmıyorlar yani orada. Yok, kuru kafa. Ya orada da onlar o ya, parti, ya o partiler de yani faşist demeyeyim de yani tam bir şey yapmadan. Biraz ırkçı diyorlar. Ya Hollanda'nın... Hollanda'da bir Sarı abi var ya. Yok yok, ya biraz şey, Wilders'ı, Gert Wilders. Sert gidiyor o abi biraz sanki. Ya gitse bile şimdi Hollanda'nın şey sistemine uyamaz yani. Hollanda aynı Amerika gibi mesela. Hmm. Şeycilik yapamazsın yani. Yapsa bile... Normal çoğu yerlerde... 200 milletten adam var abi. Tabii. Aynen öyle. Biz toplama Rotterdam'da kalıyoruz mesela. Dünyanın en büyük limanıydı eskiden. Şimdi Avrupa'nın en büyük limanı. Mesela Hollanda'da çalışan, ama haftanın 5 günü, akşam 5'e 6'ya kadar. 5 gün tabii. Çalışan bir insan ortalama ne kadar? Asgari ücret daha önce sordunuz ya, programlar. Aynı hemen. 1900-2000 lira ama 2000 liraya da kimse çalışmaz yani. Kimse çalışmaz. 3500 koparır mı ayda? 3500. Ya diploması olan falan bir şey varsa o zaman olur. Mesela bak ben ilk geldiğim sene, 95'te gittim ben. O zaman mesela meslek yoktu, şey çarşıda ben ayakkabıcılık yapıyordum Kemal Altın'a. Ondan sonra mesela bahçelere gidiyorduk. Hep bahçeler ağır iş böyle, bahçe çiçek işi biliyor musun? Hep sera işi. Kış bile olsa yukarıda şey yani ısıtıyor, sıcak yani. Şimdi o işlere hep Polonyalılar, Ukraynalılar, Bulgar hep bizim Türkler yapmıyor pek o işleri. Bizim Türklerden çok böyle güzel yerde olanlar var yani. Gerçekten ön plana çıktılar diyorsun artık. Tabii. Yıllar geçti tabii. Mesela dönercilerin, pizzacıların hepsi Türk yani. İtalyan pizzası ama Türk yapıyor. Yani. Evet. Çeşme'ye gittik mesela. Bir git gel 100 euroya yakın yani. Çeşme pahalı. Çeşme 400 gidilmez. 400 gidiş, 400 geliş mesela. Çeşme çok pahalı. Bilmiyorum da yani bayağı da mesela bak şimdi yine onu demeyeceğim ama her yer kalabalık, mekanlar dolu. Abi biz yani yaşama sevincimizi yitiremeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Abi, alıştık abi, darbeler gördük. Yeah. Neler gördük bu zamana? Aynen. Ben ama ben Türkiye yani bunu unutmayalım. Türkiye yani çok büyük bir devlet yani gerçek. Her tarafıyla gerçekten biz öyle görüyoruz. Biz niye biliyor musun abi? Şimdi şöyle hissedemiyorum. Yani, gerçekten yani. Şimdi bizde devlet önemli. Çünkü tamam. Devlette bizde hani tabii, öyle tabii. Bir öğretmişler ki devlet babadır, vatan anadır. Hani öyle. Bu depremden sonra bizim biraz abi ya sevgimiz çok... gitti. Ama sen orada gördün değil mi? Buradaki insanlar da, sen orada gördün değil mi insanlar nasıl sarıldı, yardım yaptı? Tabii. O kız insanlardan... Karsu çıktı ya böyle şey yaptı. Abi insanları muhteşem. O ama mesela... paraları aktardılar mı sence toplamda? Tabii. Ben... Yo. Hiç gönlümde şüphe var. Vallahi var. Öyle bir şey hata olmaz. Mesela inşallah. O 89 milyon küsür yani 90 milyonda. O işin görünür yani. Bir de kendi Hollanda devletinin ya Hollanda devletinin zaten kapasitesi çok büyük yani. Mesela bak bu Ukrayna savaşı çıktı ya. Savaşı da çıkaran bunlar. Savaşı çıkaran bu Hollandalılar, İngilizler, Amerikalılar bu üç ülke. Yani. Ama bunun ana kaynağı bunlar yani. Sonunun nereye gideceği de şimdi belli değil artık abi. Ya Ukrayna bunlar, bir tarafta asker kaybediyor. Tamam da bunlar şimdi istese şey yaparlar. Amerika sıkıştırıyor. Bak şimdi Amerika bu işi çıkardı İngilizlerle birlikte. Eskiden NATO %2,5'unu ödemiyordu. Almanya, Fransa bunlara karşı çıkıyordu ya. Ondan sonra şimdi yapıştı buralarına. %2,5'u da %5'i bile alıyor. Ne kadar çok paralar biliyor musun? Ondan yani orada Ukrayna'da insanlar ölmüş veya ölmemiş onların umurunda değil. Amerika ne zaman isterse yarın desin savaşı bitiriyoruz. Bak çok bir şey söyleyeyim mi sana? Koronayı çıkardılar. Paldır küldür herkesi böyle kapattılar eve aşı maşı. Deli ettiler. Benim oğlum da yaptırmadı. Biliyor musun aşı olmadık yani. Ben iki kere lockdown'da kapanmada geldim buraya. Hilton'un orada kaldım. Beni uçaktan attılar abi bir defa. Ondan sonra
pat diye bitirdiler savaşı, hemen bitiriyoruz diyor. Bütün ülkeler, Avrupa Birliği, Amerika. İki hafta sonra savaşmışlar. Hep bunlar ajandada şey yazılı yani. Bunlar gerçek yani. Çok ilginç abi. Bu korona muhabbetini aynen şimdi aklıma getirdiniz. Millet ölüyordu, bitiyordu. Ne ya bizim orada da öyle gördün değil mi? Sokaklara döküldü. Evet evet. Ya oldu şu anda ben ne anlamadım. Yani. Ne korona kaldı, ne maske kaldı. Bu... İki sene maskeyle dolaştık, ağzımız burnumuz tıkandı abi. Bu oksijensizlikten salak olduk. Aynen öyle. Bu tezgah yani. Tezgah tam bir tezgah. Belli bir kısmı öldürdü yalnız. Kan gruplarıyla ilgisi falan var. Şimdi bayağı bir sarıştırıyor. Anlayamadım abi ben de o kısmı. Yani aşı bir kısma çok iyi geldi, bir kısmı hasta etti. Öyle. Çünkü herkes aynı aşı. Aynen öyle. Acayip bir dönem atlattık diyorum ama vallahi 3. Ozancım, Dünya Savaşı da kapıda diyorlar abi. Ozancım bilmiyorum da yani daha çok şeyler göreceğiz gibi. 3. Dünya Savaşı yaşanıyor zaten. Yani. Abi Allah aşkına bir 5 sene yaşayalım artık. Her yeterli. Yerde bak bizim orada bak Amsterdam'da gezenler var, gelenler var gezenler. Evet. Amsterdam'a geliyorlar gelenlikten. Mesela 100 euroya kaldıkları yer 150 euro. O da pahalı. 4 euroya aldığı şey 6,5 euro. Var yani orada da enflasyon var da orada... Yani devlet de sahip alım çıkıyor. Alım gücü var sizde. O iyi. Burada yani. Alım gücü bitti. Ama bak orada gerçek yani şu şekilde gezemezsin yani. Vaktin yok. Bir de her gün oturup restoranda da oturamazsın abi yani. Biz otururuz, gezeriz, kredi kartlarından çekeriz. Yani bizim uyumuz bu. Yani. Seviyoruz, hastasıyız. Bizde kredi kartı yok yani. Bizde bir öğrencide 4 kredi kartı var. Öyle. Abi sosyolojik olarak da yetiştirmediler bizi. Ben, harcamaya yönelik bir toplum yarattılar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada bak inan böyle biz bile çekiniyoruz. Bazen bir yerde yemek yerken filan şey yaparken biz bile kıyıda şey yapmak istiyoruz. Mesela para veriyoruz adama, adam bile şaşırıyor yani. Hollanda'ya da saygılar, selamlar. Tabii ki de abiciğim. Oldu, kaç yıldır Hollanda'daydınız? 28. 28 yıldır Hollanda'da olan abimizle muhabbetle yayınlayacağız. Kardeşim ben saygılar, görüşürüz. Kendinize bakın. Eyvallah abiciğim, görüşürüz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hangi ülkeden? Finlandiya. Finlandiya. Oo, ilk defa Finlandiyalı biriyle konuşuyorum. Nasıl abi ülke? İlk orayı bir anlatsana bize. Güzel, fena değil. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye geldiniz tatile. Para çok harcanıyor mu, gidiyor mu yoksa dolar kuru kurtarıyor mu sizi? Vallahi yaşam tarzına bağlı. Yani çok lüks yaşamaya kalkarsan fazla gidiyor. Ama idareli kullanırsan o zaman da normal gidiyor. Alışverişe ne diyorsunuz? Bazı gurbetçiler video çektiler tatil beldelerinden. Acayip alışveriş yapılıyor diyorlar mesela. Nasıl para yok diyorlar. Öyle bir karşılaştırma oluyor. Siz de hissettiniz mi burada paranın olmadığını ya da olduğunu diyeyim? Hisleriniz nasıl? Ya şimdi Türkiye farklı. Yani çok farklı değil mi? Ya şöyle söyleyeyim, hani burada zengin kesim 80 milyonu böldüğün zaman hani %10'u zengin kesim olsa 8 milyon 10 milyon zengin var. Bunu dağıtsan etrafa her taraf dolar taşar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Seçimi tekrar aynı kişiler kazandı. Tayyip Bey'in kazanacağını tahmin ettiniz mi siz, yoksa karşı taraf kazanır mı diyordunuz muhalefet? Oradan bakıldığında. Şimdi şöyle, ben apolitik bir insanım. Daha iyi. O gözle yurt dışından baktığım şeyde kazanacağını tahmin ettim. Evet. İlk turda olmadı ama ikinci turda kazandı. Muhalefet inanılmaz başarısız bir sonuç yarattı. Bir de kaybettik de demediler efendim. Çıkıp Kemal Bey kaybettik demedi. Evet. Ben mesela muhalifim. Ömür boyu unutmam bu yenilgiyi. Evet. Ben çok merak ediyorum İzmir'de ilçeler kaybedilecek mi? Çünkü Buca'da sadece %7 ile kazanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve şu anda Buca'da sadece benim tanıdığım 200 küsur kişi var. Yemin ediyor bir daha sandığa gitmeyeceğini. Böyle bir Türkiye'deyiz. Dolarımız 30'a gidiyor abi. Dolar duracak mı Türkiye'de? Mehmet Şimşek ne düşünüyorsun? Biraz ümit var mı abi Mehmet Şimşek'ten sanki? Ben yok, duracağını sanmıyorum. Ya, yani gene yükselir. 35. Ama bir müddet belki geriye çekilir. Hani bir miktar. Ama gene yükseleceğini ben tahmin ediyorum. Hani hiçbir dönem durmamış ki. Ne zaman dursun? Şu an zıvanadan çıktı ama. İlk defa biz şimdi hayatımızda 35-40 yıldan beri ilk defa böyle bir durum. Ama şöyle düşün, yani mesela bundan bir sene, bir buçuk sene önce 35-40 bin euroya mesela ev alabiliyordun. Bir 1+1 alabiliyordun. Şimdi 100 bin euro. Ya da 150 bin euro. 100 bin yani altını alamaz. Sen şimdi onu düşündüğün zaman dolar normalde ya da euro hani az bile yükseldi. Yani normal değerinde dolar deniyor zaten. Ha, normal değerinde değil zaten. Hani bir açıklama yaptı, duydunuz mu? Yok, banka ben, müdürü. Yok, hanımefendi dedi ki ben artık dolara müdahale etmeyi bırakıyoruz bugün itibaren dedi. Bakalım neler olacak. Zannediyorum bir 2-3 puan daha. Ya tabii yani yükselmesi, ben normalde hani yurt dışında yaşıyorum ama ben burada da yaşıyorum yani. Ha, yarım yarım. Tabii yani yarı 5-6 ay buradayım. 5-6 ay. Yani hayat pahalılığı bize de dokunuyor tabii. Biz de mustaripiz bu olaydan. Euro'nun ya da doların yükselmesi tabii ki bizim için kötü. Burada yaşayanlar için de kötü. Dediğim gibi yani her şey o kadar çok yükseldi ki. Çok. Yani dolar da ya da euro da o fiyatında değil yani. İşte dediğim gibi yani 35 bin euroya 40 bin euroya bir 1+1 ev alabilirken yani şu anda 100 bin euro. 100 bin. Hani geride kaldı. Doğru.
Peki Finlandiya'da Türk var mı çok orada? Nedir durum? Var, bir miktar var tabii. Yani aşırı değil de çalışkan mı değil mi şey diyemiyorum ama şöyle, genellikle çalışkan. Almanya'da tabii gözlemlerimiz var çünkü. Almanya'daki gurbetçiler entegre de olamamışlar. Yani Alman devleti aslında bunu başarmamış. Getto'ya atmış ve o Norveç'te, İsveç'te öyle değil. Ben Norveçli, İsveçli gurbetçilere baktığımda toplum, oradaki toplumla entegre, barış durumunda. Ama Almanya'daki bizim Türkler, orada hep bir çatışma var. Yani entegre olmamış. Devlet orada eksiklik göstermiş, Alman devleti. Bizimkiler de orada biraz kötü pozisyona düşmüş. Finlandiya'da böyle bir şey var mı? Yok. Finlandiya devleti entegre ediyor mu, kabul ediyor mu? Finlandiya'da ırkçılık ne durumda mesela? Ya şu an Avrupa'da yükselen bir ırkçılık var. Yani Finlandiya'da da var ama ben bunu hani şöyle söyleyeyim, hani gizli ırkçılık olarak yorumlayabilirsin. Yani şey yapmazlar ama tavırlarıyla gösterirler. Yani yüzleriyle göstermezler ama davranışlarıyla gösterirler. Avrupa'nın her yerinde ırkçılık var. Oradan gitmek istediğin başka ülke var mı? Yani biz diyoruz ya mesela buradan, ya Almanya'da yaşasam daha iyi olur. Senin Finlandiya'da zıplamak istediğin ülke neresi? Ya gezmek istediğim ülkeler tabii ki var ama yaşamak istediğim yer İzmir. Başka her yer. Gerçek mi diyorsun abi? Tabii canım. Olur mu? Değil mi abi? Boşuna 4 ay 5 ay gelmiyorum buraya. Çeşmesi bir güzel, Kuşadası ayrı güzel. Ya. Her yer başka. Abicim teşekkür ederiz. Çok sağ ol, teşekkür ederim.